Pekala, işe geri dönün. Yapacak çok şeyimiz var. Bir sürü çamaşırımız var Bartleby. Ve bugün çok daha ağırlar. Şimdi nedenini anladım. Çamaşıra yardım etmem mi gerekiyor? Hey sen, buraya gel. Hey, buraya gel. Gel buraya. Seni küçük yuma. Çamaşırları bu kadar çabuk nasıl astın Tro? Sen yaptın sandım. Ben süveter değilim. Acayip yumuşak olsam da. İmdat. Bartleby. Bir küçük yardımcı. Merhaba. Lütfen kaçma küçük yardımcı. Seninle tanışmayı çok istiyorum. Antik gökkuşağı şehri kedileri efsanesine göre küçük yardımcılar gökkuşağı krallığının düzgün işlemesini sağlıyorlar. harika. Teşekkürler küçük yardımcı. Senin gibi 3 tane daha kullanabilirim. Sizler süpersiniz. True, onlar bende kalabilir mi? Olur mu, olur mu, olur mu? Biraz daha olur mu? Lütfen olur mu? Sen de mi kalsın? Çok yardımseverler ve tatlılar ama... Lütfen, 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 lütfen. Seni seviyorum. Tamam. Eğer onlara bakabileceğini düşünüyorsan. Evet, bakacağım. Onları seviyorum. Hey! Gelin küçük yardımcılar, gidelim. tatlı evimize hoş geldiniz. Evinizdeymiş gibi rahat edin. koltuklar ne yapıyorsun öyle? Temizliyorlar galiba. Vay canına. Nasıl da meşgul küçük yaratıklar. Benim minnak yardımcım. Annemiş bakalım. Sensin ve sen. Bulaşım sırası sende sanıyordum bir. Onlar misafirlerimiz ve yardım etmek istiyorlardı. Bana hayır demek düşmez. kaçırdım. Tamam, hadi bakalım tekrar dene hadi. Türü, paniklemiş bir prensesim. Rocky dostum kayboldu. Hayır. Hem de çok kötü. Grismolarımı onu aramaya gönderdim. Ama ne yaptığını gerçekten bilen birine ihtiyacım var. Endişelenme. Froki dostumu bulacağım. Froki'ydi. Hey! Yaşasın True. Seninle gelmemi istiyorsun değil mi? Sorun değil bi. Froki'nin gitmeyi sevdiği birkaç yer biliyorum. Sen evde kal ve küçük yardımcılarla ilgilen. Harika. Evet, bu iyi. Bulduğun zaman o küçük salya fabrikasına sevgilerimi ilet. Tamam. Eğlenmene bak. Tabii ki. Şanslı küçük bir kediciyim ben. Gökkuşağı krallığındaki herkesin kendi küçük yardımcılar olmasını dilerdim. Evet, bu kötü. Şunlardan bir tane daha sallasana. Harika, sağ ol. Gerçekleştirmişler. Artık herkesin kendi küçük yardımcıları var. harika. Küçük yardımcılar işinizi yapın. Küçük yardımcılar şarkı söyletin. Temizlik ve toplamak sizin oyununuz. Daha fazla sevebilir miyim? Olamaz. Küçük yardımcılar devam edin. Küçük yardımcılar bize gösterin. Herkesten üstün yardım yetenekleri. Çalışmanızı izlemek ne kadar keyifli. Şurayı kaçırdın. Küçük yardımcılar ne kadar tatlı. Küçük yardımcılar ne kadar mutlu. Gözlerimin önünde organize olup her şeyi nasıl da düzenliyorlar. Küçük yardımcılar muhteşemdiniz. Küçük yardımcılar biraz ara verseniz.
Hareketi azaltmanın zamanı. Sakinleş, rahatla, abartıldığı gibi. Küçük yardımcılar, işiniz bitmedi mi? Küçük yardımcılar, fazlası mı gerek? Size başka işler önerebilirim. Tozlu tavana biraz ilgi gerek. Küçük yardımcılar, aşırı meşgulsünüz. Küçük yardımcılar, başım döndü. Size verecek işlerim bitiyor ve bilmiyorum ne yapacağım. Aha, işte bu. Eğer Turu gelene kadar sizi dışarıda meşgul edebilirsem o ne yapılacağını bilir. Gelin küçük yardımcılar, hadi gelin. Küçük türlü bir köpek olsaydım nereye gideceğimi biliyorum. Harika! Kroki'yi gördüm. Oo, küçük yardımcılar onu yürüyüşe çıkarmış. Merhaba Kroki dostum. Yani Kroki. Yeni arkadaşların sana ne güzel bakıyor. İyi haber Griselda. Kroki'yi yanında küçük yardımcılarla buldum. Biraz yürüyüşe çıkmışlar. Küçük yardımcılar Kroki'yi yürüyüşe mi çıkarmış? O zaman hepsini eve getir. Küçük yardımcılar Kroki dostumu beslerken, banyosu için fırçalarken, dişini fırçalarken yardım etsinler. Gece masalları okusunlar, saçını parlatsınlar. Yakında orada oluruz. Sonra... Teşekkürler Kümülo. Sonra görüşürüz. Hadi eve doğru eğlenceli bir yürüyüş yapalım. Pekala, bahçe işlerini seviyorum. Ne? Siz ufaklıklar ne yapıyorsunuz öyle? Hamak mı? Benim için mi? Buna alışabilirim. Ne? Ne? Balık krekerleri için teleferik. Ne kadar da yardımseversiniz. Durun artık şiştim. Çok fazla balıklı yumuşak kraker. Ben ne dedim? Ne yapıyorum böyle? Yardım etmek için daha fazla şey mi gerek? Ama içerideki ve dışarıdaki her şeyi yaptınız. Altta, üstte ve her yerde. Elimde size verecek hiç iş kalmadı. Hem de hiç. Hey, ortalığı dağıtmayın. Şimdi de temizliyorsunuz. Durun, yani şimdi kendinize... İş mi yaratıyorsunuz? Evet, öyle yapıyorsunuz. Tamam, teşekkürler ama çimleri çoktan biçtiniz. Hayır. Yeniden süpürmeye gerek yok. Çalıları zaten düzeltmiştiniz. Evin çamura bulanıp temizlenmesine hiç gerek yok. Durun! Martin Bey, küçük yardımcılar ne yapıyorlar? Yardım et Truh! İşler harika gidiyordu. Yardımcıları evi baştan sona temizlediler, dağınıklığı düzelttiler. Yerleri süpürmek için tüm mobilyaları taşıdılar ama içeride yapacak işleri kalmadı. Ben de onları meşgul etmek için dışarı çıkardım. Çimleri ve işler çöpü boşalttılar, hamak yaptılar, çalıları buladılar. Hamak yaptıklarını söylemiş miydim? Ama sonra temizlenecek şeyler bitti ve sadece meşgul olabilmek için ortalığı dağıtmaya başladılar. Onları durduramıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana ihtiyacın olursa hamamdayım. O da neydi? Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Küçük yardımcılar aşırı yardım ediyor. Her yerden acil durum çağrıları geliyor. Gökkuşağı krallığındaki işlerin hiçbiri tamamlanmıyormuş. Otobüsler temizlenmeli. Mutlu Çiftlik Vadisi'ndeki meyve hasadı birikiyor. Ve Gökkuşağı Şehri Köprüsü çoktan bitmiş olmalıydı. Burada ne tür gariplikler dönüyor acaba? Bir fikrim var. Düzeltmeyi deneyeceğiz. Bartleby, bu yardımcılar hakkında bir şeyler yapmamız gerekiyor. Evet ama çok harikalardı. Ve ev işlerinde bana çok yardımcı oldular. Yani bir süreliğine. Biliyorum Bi. Ama şimdi onlarla ne yapacağımızı bulmamız gerek. Ve bunun için biraz dilek yardımı gerekiyor. Kümülo, buraya gel.
Merhaba Kümelo. Gülerek ağacına. Daha hızlı Kümelo. Merhaba True ve Bartleby. Ah, bu küçük yardımcılar bana yardım için geldi. Ama onlar için yapacak bir şey kalmayınca yardıma, yani aşırı yardıma başladılar. Ah. Her evde aşırı yardım ediyorlar Zee. Küçük yardımcılar işleri bitince meşgul olmak için ortalığı dağıtıyorlar. Ki bunun hiç yardımı olmuyor. Yani henüz değil. Daha çok başarız. Ve şimdi Gökkuşağı Krallığı'ndaki büyük işler tamamlanmıyor. Onları bir araya toplayıp ait oldukları yerlere götürmeliyiz. Aylar ve yıldızlar. Her şey sırayla. Dilek ağacı nasıl yardım edebilir? Pekala. İhtiyacımız olan ilk şey küçük yardımcıların aşırı yardımını durdurmak. Belki dikkatlerini dağıtıp başka şeylere odaklayabiliriz. İyi fikir True. Sonra onları ait oldukları yerlere götürebilirim. Böylece eskisi gibi yardım edebilirler. Ki bunlar da krallıktaki önemli olan bütün işler. Dilek ağacı seni duydu True. Üç dileğini dileme zamanın geldi. Hazırım. Dilek ağacı, dilek ağacı. Harika dileklerini paylaş benimle lütfen. Harika dileklerini paylaş benimle lütfen. Harika dileklerini paylaş benimle lütfen. Paylaş benimle minik dilekleri. Bir, iki, üç dilek ağacı. Paylaş benimle minik dilekleri. Harika direkler True. Bakalım Dilekopya'da onlar hakkında ne söylüyor? Kıvılcım. İlk dileğinin adı Kıvılcım. O kadar renkli ve parlak bir havai fişek dileği ki gözünü alamıyorsun. Havai fişek mi? Ne kadar harika. Hiç de harika değil. Bütün o bum pat piyular korkudan tüylerimi dökecek. Ama tüm küçük yardımcıların dikkatini dağıtıp aşırı yardım etmelerini engelleyecek bir dilek. Tamam, o zaman kulaklarımı tıkarım. İkinci dileğin... evet, blokçu. Öğle yemeğini taşıyacak kadar küçük ya da 100 tanesini taşımak için çoğalabiliyor. Bir de tatlı. Harika değil mi? Bu harika. Toplamamız gereken bir sürü küçük yardımcı var. Üçüncü dileğin bu yana. Herkesi kendine çeken büyülü bir müzik çalıyor. Bu dileği nasıl kullanırım emin değilim. Ama belki küçük yardımcılar bu yalanın müziğini sever. Teşekkür ederim Zee. Ve dileklerini benimle paylaştığın için sana da teşekkürler Dilek Ağacı. Hoşça kal Zee. Sen en iyisisin Zee. Küçük dostlarımızın işlerine geri dönmesini sağlayalım. Turo hemen kaleme gel. Çabuk, küçük yardımcılar kontrolden çıktı. Hemen geliyorum Griselda. Gidelim Kümelo. Teşekkür ederim Kümelo. Dikkatli uç Kümelo. Merhaba Griselda. True. Gittikçe daha kötü oluyor. Bak, küçük yardımcılar Brokey'i yürütmeyi durdurmuyorlar. Ve şimdi de aynı şeyi Grismolarımla yapıyorlar. Oh, hayır. Başka harika.
harikaydı. Küçük yardımcılar kalemdeki ev işlerini hallettiler. Muhteşem. Ama bu hiç güzel değil. Neden bana bunu yapıyorlar Trump? Çünkü onlar evcil hayvan değil. Daha önce yaptıkları şeyi yapmaları gerekiyor. Kulağa güzel geliyor. Acele etmene falan gerek yok. Şaka yaptım, çabuk. Tamam Bartleby. İlk dileğimizi kullanma ve aşırı yardım etmelerini durdurma zamanı. Zip Zap Zoo, seni seçiyorum. Uyan Kıvılcım. Dilek gerçekleşsin. Merhaba Kıvılcım. Biraz havai fişek yapalım. Böylece krallıktaki her bir küçük yardımcı ooo ve aaa desin. Bu değil. Gökkuşağı Krallığındaki tüm küçük yardımcıların dikkati dağılacak. Devam et Kıvılcım. Ben ve Bartleby ikinci dileğimle küçük yardımcıları toplayacağız. Hazır mısın Blokçu? Zip Zap Zoo, seni seçiyorum. Uyan Blokçu. Dilek Oy. Pekala Blokçu. Bizim için bir sürü küçük yardımcı taşımaya hazır mısın? Aa, küçük yardımcılar, buraya bakın. Havai fişekleri izlemeniz için mükemmel bir yer. Hem de arkadaşlarınızla ve... Yoksa temizlenmesi mi gerekiyor? Bütün küçük yardımcılarımı alıyorsun. Bir tanesi kalabilir değil mi? Üzgünüm Grizel'da. Pekala, en azından grizmolarım var. Yardımcılar gibi. İşe yarıyor True. Blokçuya bayıldılar. Mükemmel. Evet. Benim kutum. Tamam. Senin kutun. Şimdi krallığın geri kalanındakileri toplama zamanı. Çok fazla küçük yardımcı. Hepsi bu kadar mı? Henüz değil. Ama Blokçu'nun kaç tanesini taşıyacağından emin değilim. Zavallı Blokçu. Hayır. Kıvılcımın havai fişekleri bitti. Teşekkürler dostum. Troll, küçük yardımcılar yine aşırı yardım etmeye başlayacaklar. Hala bir dileğim daha var. Bu yana. Ama onu nasıl kullanmalıyım? Küçük yardımcılara eski yerlerine dönmeleri için yardım etmeliyiz. Bir fikrim var. Bu yananın müziğiyle hepsi üzerime atlayacak. Sonra da onlara Gökkuşağı Krallığı'nın her yerinde liderlik edip eski işlerine geri götüreceğim. Harika fikir. Sıkı çalıştığın için teşekkürler Blokçu. Çantamda dinlenme zamanı. Ve şimdi bu yananın sırası. Zip Zap Zoo, seni seçiyorum. Uyan bu yana. Dilek gerçekleşsin. Hadi beni takip et, şarkısı çalalım. Ama küçük yardımcıların bizi takip ettiğini göremiyorum. Ya sen Bartleby? Bu yana. Tamam. Bu tuhaftı. Küçük yardımcılar için hangi şarkıyı çalacağımızdan emin değiliz. İşe yarayanı bulana kadar deneyelim hadi. Evet, denemeye devam et bu yana.
arıyor. İşte bu, müziği buldum. Pekala millet, hadi gidelim. Bak, artık turkuaz telaşına gerek yok. Gökkuşağı Şehri Köprüsü yakında tamamlanacak. Bundan eminim. Teşekkür ederim Turu. Bütün krallık boyunca işler normale dönmeye başladı. Bunu duyduğuma çok sevindim. Küçük yardımcıların bu kadar yardım ettiğini bilmiyordum. Çok yardımseverler. Galiba bu bir veda. Ama duygusallığı bırakalım. Aa, kötü hissetme bir. Onları evcil hayvan olarak tutamayız. Ama biraz yardım gerekince çok uzakta olmayacaklar. Çıkardıkları o yardımcı sesleri özleyeceğim. Tebe ya da işte ne yapıyorlarsa. İşte böyle.